Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Bariyatrik ve metabolik cerrah öğretim üyesi Doktor Muzaffer Allah, Türkiye'de ve dünyada artan şeker hastalığını ve şeker hastalığının ameliyatla tedavisini konuştuk. Dilerseniz vakit kaybetmeden sohbetimize geçelim. Muzaffer Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam Türkiye'de ve dünyada şeker hastaları oldukça fazla. Siz de ameliyatla şeker hastalarını tedavi ediyorsunuz. Bu konu hakkında izleyicilerimizi bilgilendirebilir misiniz? Çok önemli bir konuya değindiniz. Şeker hastalığı hem ülkemizde hem dünyada sayısı oldukça fazla. 335 milyon şeker hastası var şu anda dünyada. Neden bu kadar önemli bir hastalık? Çünkü kontrolsüz kan şekeri çok hayat organlarımıza zarar veriyor. Başta böbrek, kalp damarlarımız, bacak damarlarımız, aynı zamanda iç organlarımızın hepsine de sayabiliriz bunda. Sinir sistemimiz bunların hepsine zarar verebiliyor ve hastalar maalesef ilaç insülin kullanmasına rağmen uzun dönemde kan şekeri kontrolünü sağlayamıyor. Peki bizler ne yapıyoruz? Yani metabolik cerrahide yapmaya çalıştığımız nedir? İnce bağırsağımız çok önemli bir organ. Mideden sonra gelen kısmıdır. Ortalamada 4-5 metre civarındadır ve bunun son 2,5 metresinde adına inkreatin dediğimiz bağırsak hormonlarımız var. Bu hormonlarımızın varlığı ve ne işe yaradığı 1970 yılında tespit edildi ve bu tespitten sonra ne işe yarıyor bu hormonlarımız? 1. Pankreasımızdaki insülinler, bizim orijinal insülinlerimiz pankreasta üretiliyor. Pankreastaki orijinal insülinlerden diyabet hastalığı süreci içerisinde kaybettiğimizi kaybettik. Onlara yapacak bir şey yok. Ama geride kalan insülinlerin aktivitesini ve pankreasın insülin üretme kapasitesi arttırdığını tespit edilir. Kısaca şeker hastalığı için faydalı işler yaptığını tespit edilir ve bu tespitten sonra şeker hastalığının ameliyatla tedavileri işte bu ince bağırsak kaynaklı hormonların aktif duruma getirilmesiyle başlandı ve her bir ameliyat yönteminin pozitif etkileri yanında minimal zararlı etkileri görülerek ameliyat yöntemleri değiştirildi ve modifiye edildi ve geldiğimiz son 15-20 yıl içerisinde daha yeni modern teknikler kullanmaya başladık. Buradaki amacımız da İnce bağırsağımızın şeker hastalığı ile ilgili faydalı kısımlarını kullanırken ince bağırsağımızın diğer görevlerini aksatmamak. Ve bu amaçla biz ince bağırsakta bir nevi yer değişiklikleri yaparak bu hormonları aktif hale getiriyoruz. Peki başarımız ne kadar? Yani bu ameliyatları yapıyoruz. Hastalar ne oranda bundan başarı görebiliyor? %75 ile 98 arasında değişiyor bu başarılar ama ortalaması %86 civarında. Başka faydaları var mı? Evet var. Hastalar yüksek tansiyona da sahipse, diyabet hastalığı dışında %80 oranında da yüksek tansiyonu dengelemekte, yüksek kolesterol seviyesine, yüksek trigliserit yani kan yağlarında yüksekliğe sahipseler, ortalama %90 oranında da hastalarımız bu problemlerinden kurtulabilmektedirler. Ameliyatımızı biz hem fazla kilo olan insanlara, hem ılımlı kilo olan insanlara, hem de aynı zamanda non-obez dediğimiz zayıf grupta olup yine diyabet hastası olan hastalara da çeşitli teknik metodolojilerle ameliyatları uygulayabiliyoruz. Ama hangi yöntemi uygularsak uygulayalım. Çünkü tek bir yöntem, tek bir ameliyat yapmıyoruz. Hastaların durumuna göre ameliyat yöntemlerimiz değişiyor. Ama sonuçta amacı aynı. İnce bağırsak kaynaklı hormonları aktif duruma getirerek pankreasımızın insülin üretme kapasitesini artırıp artık hastanın kendisinin ilaç insülini kullanmadan pankreasın üreteceği insülinlerle kan şekeri dengelemesini sağlamak. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim sizlere. Lifestyle yeni konu ve konuklarıyla devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.